Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, Chelsea ve Manchester City oyuncuları geldi. Oyuncular arasında iyi futbolcular var. Kante var Chelsea'de, defansif orta sahada Jorginho var. Stoperde Ruguer var. Kaleci Kepa var, santrafor Abraham var. Sağ açık William var ofansif orta saha Mont var ve sol bek Alonso var. Chelsea'de Manchester City'de ise sağ açık Bernardo Silva var, kaleci Ederson var. Santrafor olmazsa olmaz Agüero var. Ofansif orta saha Devin De Bruyne var. Defansif orta saha Fernandinho var stoper Otamendi var. Chelsea'nin gerçekten güzel şeyin Manchester City'nin güzel futbolcuları var. Salcedo var. Ve defansif ortası Rodri var. Benim oyun sistemime uyacak kimse yok. Aslında de Kevin De Bruyne'i istiyorum ama şu an açmayacağım top. Siz istiyorsanız bunlardan açabilirsiniz. Diğer etkinliklerde devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen yeni bir anket var. Ankete katılmamızı istiyor. Konami hemen bakacağız ankete. İspanya Ligi, İtalya Ligi, İngiltere Ligi ve Fransa Ligi'ndeki en iyi oyuncuları seçmemizi istiyor. Hemen gireceğim ve en önce İspanya Ligi'ndeki oyuncuları seçmek istiyorum. Farklı bir siteye bizi yönlendirdi. Next diyelim. Evet. ilk başta kaleci seçin diyor. İspanya Ligi'nin en iyi kalecisi sizce kim? E, tabii ki iki tane e, takım var Barcelona ve Real Madrid. Başta ben de Kurtuay'ı kullandığım için ben oyumu Kurtuay'a vereceğim. Real Madrid'in kalecisi Kurtuay'a vereceğim. Ben de iyi bir performans sevgiliyor. İlk oyumu Kurtuay'a verdim. Birkaç tane seçebiliyor muyum? Hayır. Sadece bir tane seçebiliyoruz. Evet sadece bir tane seçebiliyoruz. Kurtuğa'ya kaleciye verdim. Next diyorum. Devam ediyoruz. Defans. Defans'tan Alava, var. Bilbao'dan e, var. Eribar'dan var. E, Barcelona'dan Pique, Samedo, Lengit, Sergi Roberto var. Getafe'den 4 tane savunma. Granada'dan 4 tane savunma oyuncusu koymuşlar. Legades'ten yine 4 tane her takımdan Levante'den 3 tane varmış. Bunları geçiyoruz. Tabii ki yine e, Real Madrid'de Varan var. Sergio Ramos var. Carvajal var. Felipe var. Başka bakıyorum. Ve Sevilla'dan Navas var. Benim oyum e, ya Pique'ye gider ya da Sergio Ramos'a gider. Sergio Ramos bir adım önde benim için. Kendisi hem defans yapıyor hem gol atabiliyor. Özellikle geçen maçta attığı serbest vuruştan gol harikaydı. Yani e, en iyi 10 numaraların atamayacağı bir serbest vuruş kullandı. Ben oyumu yine Sergio Ramos'a kullanacağım. Çünkü hem defansif olarak hem de hücum olarak çok etkili bir oyuncu. Ramos'a verdim ve next diyorum. Orta saha oyuncularımız kim olsun acaba? Barcelona'dan Busquets, Vidal, De Jong, Rak Rakitic. Çok zor bir seçim olacak. Ben de Busquets ve Vidal var. De Jong da var. De Jong'u fazla kullanamadım. De e orta saha oyuncusu Real Madrid'de Modric de vermiş, Valverde vermiş, Kroos vermiş, Casemiro vermiş. Toni Kroos iyi bir oyuncu ama Toni Kroos bende yok şu anda. Yine Barcelona veya Real Madrid'den gideceğiz. De Jong, Vidal, Busquets. Busquets de Vidal arasında çok zor bir seçim. Bu sefer Barcelona'dan seçeceğim. Bende olan bir oyuncudan seçeceğim. Orta saha tam bir orta saha Sert bir orta saha Ben ee, Vidal'i seçmek istiyorum. Vidal tam benim özelliklerime uyan bir orta saha. Top geçer adam geçmez şeklinde oynuyor. Harika bir orta saha. Vidal'e verdim ve devam ediyorum. Bakalım. Şimdi forvet oyuncumuzu seçiyoruz. Forvet oyuncumuz Messi veya Ronaldo'yu seçmeyeceğim arkadaşlar. Messi veya Ronaldo'yu seçmeyeceğim. Barcelona'da Messi, Griezmann ve Suarez'i koymuşlar. Real Madrid'den kimi koymuşlar? Vinicius Junior. Junior olabilir. Benzema, Elan Hazard, Morata. Real Hazard. Hazard forvet. Doğru forvet. Tam santrafor olarak koymamışlar. Forvet olarak koymuşlar. Benzema, Vinicius Junior. Junior da bende yok. Aslında iyi bir futbolcu. Bitiricilik olarak ben Suarez'i seçeceğim buradan. Griezmann'da Messi, Ronaldo'yu koymamışlar aslında. Ronaldo'yu ben mi göremedim? Real Madrid Ronaldo niye yok? Ronaldo'yu forvet olarak koymamışlar mı? Ronaldo'yu koymamışlar. unutmuş olabilirler veya isim hakkımı alamadılar ama oyunda isim hakkı var. Ronaldo'yu konmamışlar. Neyse ben Suarez'i seçip devam ediyorum. İspanya Ligi'ni bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi İngiltere ligindeyiz. İngiltere Ligi'nin en iyi kalecisini seçeceğiz. Chelsea'den Kepa'yı koymuşlar. Liverpool'dan Alisson, Manchester City'den Ederson, Manchester United'den David De Gea var. Yine çok zor bir seçim olacak. Tottenham'da Loris de hem tecrübeli hem formda ama en az gol yiyen kaleci Alisson diye yanlış hatırlamıyorsam Alisson'da en az gol yiyen kaleci. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama Alisson'u ben beğeniyorum. Ve Liverpool'un kalecisi Alisson'u seçeceğim. Ve devam edeceğim. En iyi defans oyuncusunu seçelim. İngiltere'den Next dedik. En iyi defans oyuncusu. Arsenal'ın David Luiz. David Luiz'i en iyi defans oyuncusu seçmek çok yanlış olur. Çünkü David Luiz çok hata yapan bir stoper. David Luiz'i geçiyoruz. Arsenal'in de sadece onu koymuşlar. Aston Villa'dan üç tane defans oyuncusu koymuşlar. Bournemouth'dan bile üç tane koymuşlar yani ama Arsenal'den koymamışlar. Bunları geçiyoruz. Bunları Chelsea'den 3 2 tane var. Zuma var. Geç Everton'dan kim var? Holgate var, Mina var. Everton'dan 4 tane koymuşlar. Leicester'dan Çağlar, söyuncü varken başka birini seçmek olur mu arkadaşlar? Tabii ki Çağlar, Söyüncü'yü seçeceğiz. Top geçer adam geçmez Çağlar. İngiltere liginin en iyi defans oyuncusu e, Liverpool'dan kim vardı? Hemen ona da bakalım. Liverpool nerede? Geçtik mi Liverpool'u? Van Dijk var. Van Dijk'i seçmiyorum arkadaşlar. Çağlar Söyüncü'yü seçiyorum. Türk olduğu için hem de gelecek vaat ettiği için Çağlar'ı seçtik. Devam ediyoruz. Orta saha oyuncusu kimi seçsek Aston Villa, Burnley bunları geç fazla takip ettiğimiz takımlar değil. Chelsea'den Jorginho, Kovacic, Mont, Kante var. Everton'dan Sigurdsson var ama Sigurdsson yaşlandı artık. Yedek oyuncu. Barnes, Nindy, Leicester'da Liverpool'dan Fabinho, Vellandum, Henderson varmış. Fernandinho, Rodri, İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan iyi bir oyuncu ama Kevin De Bruyne varken Orta saha oyuncusu başka seçmek bence mantıksız gibi geliyor bana. Manchester United'ta Bruno Fernandes de var. Aslında Bruno Fernandes de iyi bir oyuncu ama Kevin De Bruyne başka arkadaşlar. Ben oyumu Kevin De Bruyne'e veriyorum. En mantıklısı da o. Devam ediyoruz. Orta sahada seçtik ve şimdi forveti seçeceğiz. Arsenal'den Pepe, Aubameyang, Lacazette var. <laughs> Bakalım diğer oyunculara. Chelsea'de Willian var, Abraham var. Yani ben e, seçeceğim oyuncuyu biliyorum ama sizin görmeniz için göstereyim dedim. Aslında Jamie Vardy'de de sevdiğim bir oyuncu. Salah var Liverpool'dan. Mane, Roberto Firmino, Origi var. Şu Origi'yi ben çok beğeniyorum. Liverpool'da yedek kalıyor. Aslında alınabilecek bir oyuncu. Kendi takımlarımız için söylüyoruz. Tabi paralar yok. Olsa alınır yani Origi. Mahrez var. Aguera var. Silva var. Jesus var. Çok iyi oyuncular var. Ama Şimdi duygusal davranmayacağım. Rashford. Rashford'u seçebilirim. Duygusal davranmayacağım. En iyi forvet oyuncusu bence İngiltere'de tabii ki Salah arkadaşlar. Salah'tan başka kimse şehre gitmez yani. Rashford'u seviyorum. Rashford sevdiğim biri. Siz de biliyorsunuz takımımda her zaman yer veririm ama bence İngiltere'nin en iyi forvet oyuncusu Salah en etkili oyuncusu Salah. O yüzden ben oyumu Salah'a verdim. Ve İngiltere liginde bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar İtalya Ligi'ne geldik. İtalya Ligi'nin en iyi kalecisini seçiyoruz. Atalanta'nın Bologna, Florentina'da Drogovic, Silvestri, Inter'in Handanovic, Inter'in kalecisi var. Juventus'un kalecisi var, Lazio'nun kalecisi var, Gabre, Milan, Donnarumma, Marfele yani fazla bakmaya da gerek yok. İngiltere ligini, e, İtalya ligini götüren Juventus'un kalecisi en iyi kaleci olarak seçilebilir. Başka da kaleci Handanovic, bunlar e, yaşlı kaleciler. Başka da gözüme çarpan bir kaleci yok. Tabii ki Juventus'un kalecisini seçeceğiz ve devam edeceğiz. Defans oyuncusu. İtalya'nın en iyi defans oyuncusu sizce kim? Şöyle gözüme çarpan bir tanıdık var mı? Bakıyorum. Ashley var. Inter'de Juventus'tan Alexandro Bonucci Delight var. Yani Delight varken de başka defans oyuncusu aramak bence yanlış olur. Oyumuz herkesin olduğu gibi Delight'a gider bence. Hiç uğraşmaya gerek yok. Napoli'de kimler varmış? Boronaz, Lorenzo, Kolibali. Kolibali de var bakın arkadaşlar. Kolibali de seçilebilir. İkisinin arasında kalırım. Yani hangisine versem e, diğeri daralacaktır bence. Ama ilk yukarıda Delight'a verdiğim için ona devam edeceğim. Ama Kolibali de sevdiğim bir defans oyuncusu. iyi bir defans oyuncusu. Defans oyuncusunu da seçtik. Devam ediyoruz ve orta sağ. Orta sağımızı da seçelim. Kim var orta sağda? Inter'de Varela, Candreva, Sensi, Juventus'ta Bentancur, Guardado, Matuidi, Pjanic var. Kuç var, Alberto var, Savic var. Savic seçilebilir Lazio'da, Milan'da, Zelinski yine Juventus'tan seçeceğiz gibi gözüküyor. Roma'da kim var? Pellegrini var. Zaten geç onları. Geliyoruz Juventus'tan. Bentancur. Bentancur iyi bir oyuncu. Matuidi de iyi bir oyuncu. Zor bir seçim olacak. Pjanic de iyi bir oyuncu. Orta saha dediği için ben hem gücüyle hem de tekniğiyle ben Matuidi seçeceğim. De orta saha oyuncumuzda Matuidi'yi seçtik. Juventus'tan ve devam ediyoruz. geldik forvete. Forvet oyuncumuza Frontale ve Chiesa. Kanat oyuncusuna ayırmamışlar arkadaş. Chiesa kanat oyuncular da forvet olarak sayılıyor çünkü ileri üçte oynuyorlar. Chiesa iyi bir forvet oyuncusu. Martinez değil, Lukaku var, De var, Ronaldo var. Ben arkadaşlar <laughs> İspanya Ligi'ndeki e, en iyi forveti seçerken Ronaldo'yu arıyordum arkadaşlar. Ha ben hala Real Madrid'de olduğunu düşünerek Ronaldo'yu aradım. Juventus'a gittiğini unutmuşum. Şimdi görünce aklıma geldi. Ronaldo bu transfer olarak 2 sene oldu. Ben 2 sene geriden geliyorum herhalde. Ronaldo'yu buraya koymuşlar ama Ronaldo'yu seçmeyeceğim arkadaşlar. Kendime gülüyorum. Şu anda <gülüyor> İbrahimovic var, Insidia var. Çok e, önemli forvetler var İtalya'da. Clivert bile var. Patrick Clivert'ın oğlu Clivert var. Kimi sessek diğeri daralacak. Ama ben e, seviyorum. Nerede o? Forvet olarak. Chiesa arkadaşlar. Fiorentina'nın sağ açı Chiesa'yı seçeceğim forvet olarak. Burada Lukaku falan var. Lukaku çok güçlü bir forvet. Daibala var. Bunlar çok iyi bir forvet. Ama ben Chiesa'yı seçeceğim ve İtalya ligini de böylelikle bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Fransa ligine geldik. Almanya ligini koymamışlar. Fransa, İngiltere, İspanya ligleri var. Hemen kaleciyi seçeceğiz. Fransa'da Fransa'da kaleciyi seçmemiz için tabii ki kimi bulmamız lazım? Paris Saint-Germain'i bulmamız lazım. Keylor Navas var. Gerçi Paris Saint Germain'in kalecisinin iyi olmasının sebebi de e, yani takımın iyi olması, defansın iyi olması, kaleciye fazla işin düşmemesi anlamına da gelebilir. Öyle de düşünebiliriz. Büyük mantık mantıklı olarak da öyle olması lazım. Ama yine de Navas hak eder bunu. Navas seçip devam ediyoruz. Defans oyuncusu. Defans oyuncusunu kime seçebiliriz? Dijon var. Lille'den Türk oyuncumuz var. M. Çelik e, Lilde kimdi? Gurbetçi mi? Ben mi bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yoruma yazabilir. M. Çelik kimdi Lille'de? M. Çelik. Hatırlayamadım. Bugün fazla hatırlamıyorum. Çünkü Ronaldo'nun transferini bile unuttum. Normal normal hatırlayamam. Başka kim var? Olimpik Lyon'dan Denayer var. Bu Denayer Galatasaray'daki eski Denayer arkadaşlar. Kiralık oynayan Denayer. Olimpik Lyon'da bir tek olarak onu koymuşlar zaten. Başka kimseyi koymamışlar. Marsilya'dan bayağı oyuncu koymuşlar. Kamara Sar. Paris Saint-Germain'den Thiago Silva Thiago Silva olabilir. Başka kim var burada? Ona rakip çıkabilecek Mitrović olabilir ama Mitrović Diego Silva'ya yetişemez tabii ki. Diego Silva olarak seçeceğim. Thiago Silva götürür bu işi. Devam ediyoruz. Ve orta sahaya geldik. Orta sahada en iyi Fransa liginin en iyi orta sahasını seçelim. Kim var burada? Tanıdığımız Nantes, geç bunları. Nimes, bunları geçiyoruz. Olympique Lyon, Thiago Mendes var. Goya Pablo Sabariya var. Verarti var. Orta sahada Bu Maxi Lopez, Olympiak Maxi Lopez de olabilir. Thiago Mendes, Ben kararsız kaldım ama büyük ihtimalle Olimpik Lyon'daki Tiago Mendes'i seçeceğim arkadaşlar ve devam edeceğim. Zor bir seçim, orta saha olarak zor bir seçim. Fransa liginde ve forvete geldik. Diyabete var, gözüme çarpan Lille'den Bamba Monaco'da Ben Yedder var arkadaşlar. Ben Yedder iyi bir forvet. Gelson Martins var. Bunların ikisi olabilir. Başka gözüme çarpan bakıyorum. Olympic Lyon'da Bernard Tuare, Terrier Dembele var. Cornet var ve Depay var arkadaşlar. Memphis Depay. Memphis Depay bizim kadromuzda da var. Ve Payet var, Forbette de zorlanacağız gibi görünüyor. Benedento var, Paris Saint Germain'den Di Maria var, Mbappe var, Icardi var, Cavani var, Neymar var. Şimdi gelin buradan yakın. Kimi seçeceğiz buradan? Bir kişi seçebiliyoruz. Bakalım. Evet, bir kişi seçebiliyoruz. Icardi arkadaşlar, Icardi Inter'de mükemmel bir performans sergilemişti bence Paris Saint Germain'e gitmesi bir hataydı o yeteneklerini Paris Saint Germain'de göstermek o kadar zor ki çünkü şuraya bakın Di Maria, Mbappé, Cavani, Neymar hepsi forvet oyuncusu tamam, Icardi, Santrofor olarak oynuyor doğru ama bunların dördünün de oynadığını düşünsenize, Icardi'ye yer kalmıyor, özellikle orada Cavani varken Zidane fırsat bulması zor. Yedekten giriyor. Ama ben Icardi'yi çok sev beğeniyorum. Cavani'yi de beğeniyorum ama Cavani yaşlandı. Gelecek için ben Icardi'yi seçeceğim. Ee, gerçi e, anketin amacı Fransa Ligi'nin en iyisini seçin diyor. Büyük ihtimalle bu sezonun en iyisini demek istemişlerdir. Bu sezon e, en iyi performansı kim sergiledi? Mbappe. Normal olarak Mbappe seçilir. Ama başka kimi seçebiliriz? Gene Icardi'yi seçtik. Icardi de kalsın. Gelecek ifade ediyor diye düşünüyorum. Eğer Cavani giderse Icardi'ye kalırsa Icardi büyük iş yapar. Ben Icardi deyip devam ediyorum ve anketimizi burada sonlandırmış olduk. Evet arkadaşlar, anketimizi bitirdik. Oylarımızı verdik. Ayrıca yeni gelen My Club parası daha fazla My Club parası almak var. e Konami Kupası'nda arkadaşlar. Konami Kupası'nda promosyon bölümüne en soldakine girerseniz My Club parası kazanabilirsiniz ve sağdaki etkinliklerde de özel antrenör bolluğu var. Buradan da oynayıp özel antrenörler kazanabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Siz de kendi seçtiğiniz futbolcuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim seçtiklerimi beğenmeyip kendinizde farklı isimler yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.